Herkese merhabalar arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere bir elimde DJI Mavic Mini, bir elimde DJI Mavic Air var. Bugün bu iki drone'u kıyaslayacağım. DJI Mavic Mini'yi bir önceki videodan hatırlıyorsanız mesafe testi yapmıştım. Şehir merkezine biraz yakın olduğum için 500 metre civarlarında falan sürekli bağlantı koptu. İki denemede de 500, en fazla 543 metre civarı falan gittim diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın, bir önceki videoda zaten tüm rakamları vermiştim. Ama ortalama 500 metre civarlarında bağlantı kopuyordu. Bugün daha böyle sinyal kirliliğinin olmadığı, seslerden de duyuyorsunuzdur, okyanus kenarına geldim. Bugün havada biraz güzeldi. Bir de bakalım mesafe testini okyanus üstünde yapacağım. Malum deniz üstünde sinyal kirliliği çok fazla olmadığı için bakalım maksimum ne kadar bir mesafe görebileceğiz. İki drone'da da bunu test edeceğim. Mavic Mini'de de Mavic Air'de de ikisinde de test edeceğim. Onun haricinde iki cihazın dış yapılarından, arasındaki farklardan, uygulama farklılıklarından, sahip oldukları özelliklerden, onlardan da elimden geldiği kadar bahsetmeye çalışacağım. Mavic Air biliyorsunuz sensörler konusunda daha zengin. Önde, arkada ve altta sensörleri bulunmakta. Mavic Mini'de böyle bir şey yok. Mavic Mini'de sadece altta sadece landing, yani iniş yerini belirleyebilmesi için sensörler bulunuyor. Mavic Air bildiğiniz üzere 460-470 gramlık bir drone. Gene 500 gramın altında olan bir drone. Mavic Mini 249 gramlık bir drone. Mavic Mini'nin üretilme amacı Amerika'da biliyorsunuz 500 gram altı değil de 250 gram altına düşürüldü kayıt edilmeme zorunluluğu. O yüzden DJI'de Mavic Mini'yi 249 gram olarak üreterek güzel bir cevap verdi. Mavic Air dediğim gibi daha zengin bir drone. Özellik bakımından Active Track modunun olması, Quick Shot'larının daha gelişmiş olması, Mavic Mini buna göre birazcık daha özellikleri azaltılmış bir drone. DJI Mavic Air mesafe konusunda tabii ki DJI Mavic Mini'den kat kat daha üstün. Bunu mesafe testinde de zaten göstereceğim. Aynı mesafeleri çok çok rahat bir şekilde gidip gelebilir. O konuda hiçbir tereddütüm yok. Yani hani bunun için test etmeye bile gerek yok. Mavic Mini'den benim beklentim maksimum böyle hani 1 kilometrelerde, 1,5 kilometrelerde rahat bir şekilde dolaşabiliyorsam, çekim yapabiliyorsam benim için yeterli bir drone. Çünkü zaten üretim amacı öyle çok çok gidip böyle 3 kilometreler, 4 kilometreler, 5 kilometrelerde bir şeyler yapmanız değil. Yakın çevre içerisinde bir aksiyon alabilmeniz. Onun haricinde ikisinde de spor mod, sinematik mod özellikleri var. Mavic Air yapısal olarak birazcık daha Mavic Mini'ye göre daha büyük. Daha şöyle biraz daha yakından göstereyim. Şöyle iki drone'u da. Mavic Air'da 4K çekim özelliği var. Onun yanında 2.7 1080p ve slow motion'a kadar düşürebiliyorsunuz. Mavic Mini'de 2.7K ve 1080p çekim özellikleri var. Slow motion yok. Maksimum 60 FPS'te çekim yapabiliyorsunuz. Fotoğraf ve video özellikleri benim için, kendi kişisel görüşüm benim için yeterli. Ben genelde 1080p'de çekim yapıyorum. 2.7K bile benim için fazla. Çünkü zaten editleme yaparken çok çok üst segment bilgisayarlara ihtiyacınız oluyor. Özellikle 4K'da çekimi yaptığım zamanlarda çok sıkıntısını çekiyordum. 1080p şu an günümüz şartlarında gayet yeterli. Bazı sorular geliyordu. O soruların üstünde hani yoğunlaşarak cevap vermeye çalışıyorum. Mavic Mini'nin kamerası şöyle göstereyim. Birazcık daha açık da herhangi bir darbe aldığı zaman bence çok daha çabuk hani kırılabilir. Ama Mavic Air birazcık daha ona göre daha sağlam duruyor. Kamerası daha kontrollü ve hani kapalı bir alanda duruyor. Mavic Air'i elinize aldığınız zaman birazcık daha böyle yani gerçek bir ürüne dokunuyor musunuz gibi oluyor ama Mavic Mini çok da öyle değil. Mavic Mini'ye dokunduğunuzda çok böyle oyuncak yapısı var. Çok hafif. Tabii bu da hani küçük gramajının vermiş olduğu bir şey. Malzeme kalitesi olarak dandik bir malzeme kalitesi var diyemem. Çok çok mükemmel bir malzeme kalitesi de var diyemem. Orta segmentte bir şey üretmişler. Plastik kalitesi gayet iyi. Mavic Mini'de ayrıca beğendiğim başka bir özellik bataryanın drone'un içine gömülüyor olması. Mavic Air'da biliyorsunuz alttan takıyorsunuzdur bataryayı. Daha öncesinde şöyle çok fazla şikayetler oluyordu. İşte batarya şişme yapıyor, açılma yapıyor, düşme yapıyor. Hatta bunun için batarya kilidi kullananlar falan vardı. Mavic Mini'de bu tamamıyla ortadan kalkmış diye düşünüyorum bence. Çünkü içeride olan bir drone'un atma ihtimali yok. Mavic Mini'de hafıza kartlarının olduğu yer, yani hafıza kartlarının takıldığı yer arka tarafta açık bir alanda. Mavic Air'da o birazcık daha kapalı bir alanda. Bir başka farklılık Mavic Air'ın pervanelerini herhangi bir şekilde tornavida ihtiyacınız olmadan tık diye kendini sökebiliyorsunuz ama Mavic Mini'de böyle bir şey yok. Mavic Mini'de kendi kutusundan çıkan bir ufak bir tornavidası var. Vidalı bir şekilde yapmışlar. O şekilde çıkarmak zorundasınız. Onun haricinde şöyle bir fark daha var. Bunu sonrasında fark ettim. Mavic Air'da, Spark'ta da böyleydi. Pervanelerin olduğu, motorların bulunduğu bölümde daha kapalı bir alan. Yani hafif yağmurlu ve karlı havalarda uçurabilirsiniz ki ben uçurmuştum. Spark'ta da böyleydi. Spark'ı da çok, hatta ilk aldığım dönemde gene New York'taydım. Çok yoğun bir kar yağışı vardı. Ben o kar yağışında uçurmuştum. Görüntüleri de arşivden bulabilirsem onları da ekleyeceğim.
Ama Mavic Mini'de böyle bir şey yok. Mavic Mini'de motorlar, pervanenin olduğu kısımdaki motorlar direkt açık bir alanda herhangi bir şekilde yağmurla veya kar suyuyla falan temas ettiğinde arıza yapabilir diye düşünüyorum. Hani çok fazla o konuda güven vermiyor. Aslında Mavic Air ile Mavic Mini çok kıyaslanacak iki drone değiller. İkisi de farklı segmentlerde olan drone'lar. Yani iki katına yaklaşık fiyat farkı var arada. O yüzden aslında Mavic Mini'yi birazcık daha Spark'la kıyaslamak gerek. Maalesef elimde bir Spark drone'um yok. O yüzden onunla bir kıyaslama yapamıyorum. Hani Mavic Air'i aldığım dönemde Spark'ımı satmıştım. Spark'a göre bence çok daha kullanışlı bir drone olduğunu düşünüyorum. Çünkü kanatlarının kapanabiliyor olması, hafifliği, 2.7K çekim yapabiliyor olması bence çok daha iyi bir drone olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi daha önceki range testte bir sürü kişi Spark'ın alınabileceğini, Spark'ın daha hani iyi bir drone olduğunu, çok daha iyi mesafelere gidebildiğini falan söylemişti. Ben de onları o videoda tekrar söylemiştim, demiştim. Şu an bulunduğum yer çok merkezi bir yer, çok hani şehir içinde bir yerdeyim. O yüzden hani böyle bir sıkıntı yaşamış olabilirim dedim ve şu an bugünkü range testte de bunu göreceğiz zaten hani nasıl bir farklılığının olacağını. Ben bugün çok rahat, güzel hani bir mesafe yapacağını düşünüyorum açıkçası. Bakalım kaç kilometre göreceğiz. Yani beklentim aslında bugün biraz daha iyi, beni yanıltmayacağını düşünüyorum. Kıyaslama konusunda daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Aslında yani aklıma gelen ilk bariz özellikler bunlar. Eğer sizin aklınıza gelen başka sorular varsa ve farklı konularda bilgi almak istiyorsanız aşağı yorumları bırakırsanız yazılı olarak da elimden geldiği kadar cevap vermeye ve geri dönüş yapmaya çalışırım. Ayrıca birazcık da kumandalarından bahsetmek istiyorum. Kumandalarındaki farklılıkları da göstermek istiyorum. Mavic Air'in kumandası birazcık daha dolu bir kumanda. Üstünde daha işte ortada sport modu var. İşte ayrıca fonksiyon atayabildiğiniz bir tuş var. Yani şu orta bölümü birazcık daha kalabalık. Mavic Mini'nin kumandası birazcık daha sade. Ortadaki bölümleri falan hepsini kaldırmışlar. Spor mod geçişlerini falan DJI Fly uygulaması üzerinden direkt yapabiliyorsunuz. Onun haricinde kumanda da yani yapısal olarak aslında aynılar, sadece Mavic Mini'nin kumandasında birazcık daha buton eksikliği var. Bence yani bu şekilde daha rahat uygulama üzerinden geçiş yapabiliyor olmak birazcık daha benim işime geliyor. Tabii ki bu kullanıcıya göre değişir. Kimisi buradan hani direktman fiziksel butonlarla değiştirmek ister. Kimisi benim gibi uygulama üzerinden değiştirmek ister. Onun haricinde kumanda yapıları hemen hemen birbirinin aynısı. Herhangi bir değişiklik yok. Evet arkadaşlar, Mavic Air'da bildiğiniz üzere özellik olarak daha zengin bir menü var. Tripod modu, sinematik modu, active track, quick shotlar. Quick shotlara girdiğiniz zaman Drone Circle, Helix, Rocket, Boomerang, Asteroid gibi bir sürü farklı mod var. Özellik bakımından Mavic Air evet daha zengin bir drone. Daha geliştirilmiş bir drone. Mavic Mini'de buradan sadece 4 tanesi var. Drone, Circle, Helix ve Rocket var. Diğer Boomerang ve Asteroid modları yok. Onun haricinde Tripod, Cinematic Mod, Tap Flag, Point of Interest, Smart Capture, Active Track, yani bir dünya özellikler Mavic Mini'de mevcut değil. Cinematic Mod ve Spor Mod evet Mavic Mini'de de var ve geçişi ekran üstünden yapılıyor. Burada biliyorsunuz daha önceki videoda da söylediğim gibi burada Quick Shot'lara girdiğiniz zaman bu geçişleri yapabiliyorsunuz. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir an önce mesafe testlerini yapmak istiyorum. Bakalım mesafe testlerine nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Hadi o zaman mesafe testlerine başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi Mavic Mini'yi bağladım. Mavic Mini ile mesafe testimi başlatıyorum. Hemen önce bir kontrollerimi yapayım. Max distance'ımı değiştiriyorum. Altitude'um kalabilir. Home point'imizi update edeceğiz uçurduğumuz zaman. Evet. Hazırız. Bu arada ben Amerika'da bulunduğum için zaten drone'um da FCC modda olduğu için onun için başka bir ayar yapmıyorum. Şimdi drone'umuzu kaldıralım. Kaydımızı başlatalım. Şöyle bir ve 30-40 metre civarlarına çıkayım. Şu an burayı martılar bastı. Şöyle göstereyim. Şu an martı sürüleri var burada. Biz neyse, bizim martılarla işimiz yok. Şöyle bir daha bir kontrollerimi yapıyorum. No limit'imi ayarladım. Home point'imi ayarlıyorum. Home point'imi ayarladım. Okey. Home point'imi ayarladım. Bataryam %96. 26 dakika havada kalabileceğimi gösteriyor. O zaman şöyle birazcık kafayı şu tarafa çevirelim. O zaman başlayalım.
Birazcık yoğun rüzgar uyarısı var. Bakalım bizi ne kadar etkileyecek. 36 metre yüksekliğim var. Şu an bu performansta 16 dakika uçabileceğimi söylüyor. 500 metreyi geçeceğinden eminim. Hem de çok rahat geçeceğinden eminim. Herhangi bir şekilde sinyal kaybım yok. Şu an gayet iyi. Bataryam %50 olana kadar drone'u götürmeye çalışacağım. Herhangi bir şekilde bir bağlantı kaybı olmazsa eğer. %50'den sonra çok fazla zorlamayacağım. Geri getireceğim drone'u. Sonra bir de drone'u okyanusa gömmeyelim. Evet, 500 metreyi rahat bir şekilde geçtik. Şöyle drone'u birazcık daha yükselteyim. Şöyle bir 45-46 metre civarına gelirim. Evet, 700 metreyi de geçtik. Bağlantımız gayet iyi. %86 bataryamız var. 15 dakikada havada kalabileceğimizi söylüyor. Evet, 1 kilometreyi gördük. %82 bataryamız var. Herhangi bir şekilde görüntü kaybı yaşamadım. Bağlantı kopukluğu yaşamadım. Görüntü aktarımızım da şu an telefonun ekranından gördüğüm kadarıyla gayet iyi görünüyor. 1300 metreye doğru ilerliyorum. %77 bataryamız var. 1400 metreyi de geçtik. Bu arada sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Burada hem biraz rüzgar var hem de dalga sesleri geliyor. %75 bataryamız var. Şiddetli rüzgar uyarısı alıyorum. Evet, bir bağlantım gitti geldi. Devam edelim. Şöyle. %71 bataryam var. 1700 metreye doğru geldim. Evet, 1700 metrede geçtik. Aslında birazcık şu tarafa dönüp şöyle gitmek istiyorum. Çok da böyle güneşe doğru gitmek istemiyorum. Evet, %67 bataryamız var. 1800-1900 metreyi de geçtim. Drone'u kaldırmadan önce 2000 metre ayarlı gösteriyordu ama ben onu no limit'e çektim. 2000 metrede bakalım bir kılık bir şey yapacak mı? Yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, 2 kilometreyi geçtik.
%64 bataryamız var. 12 dakika havada kalabileceğimizi söylüyor. Gidiş süremiz de ortalama 6,5 dakikaya falan geliyor. Bağlantımız gayet iyi. Evet, şu an sinyal kopukluğu yaşadığım gibi. Görüntü gitti. Ama kumandayla bir yönetmeye çalışacağım. Evet, şu an tekrardan geldi. %10 daha götüreceğim. Ondan sonra geri geleceğim. Şu an %59 bataryam kaldı. 2, 3, 2, 4. Ortalama 2,5, 2,600 görecek gibi düşünüyorum. Altta kırmızı bir uyarı çıkıyor ama tam olarak anlamadım ne olduğunu. Evet, 2,5 kilometreyi gördük. Ben daha fazla zorlamayacağım. Drone'u geri döndüreceğim. %54'te bataryam kaldı zaten. Evet arkadaşlar, Mavic Air'ı da bağladım. Tüm ayarlarımı yaptım. Şimdi drone'umu kaldırıyorum. Aynı lokasyonda bir de Mavic Air ile gitmeye çalışacağım. Şöyle bir 30 metreye doğru çıkartayım. Şöyle. 35. Aynı lokasyonda gidip geliyorum. Bataryam %97. Sinyallerim gayet güzel. O zaman şöyle gidelim. Bu arada burası da biraz soğumaya başladı. Güneş var ama. Birazcık şöyle döneyim. Şuradan şöyle devam edelim. Aslında birazcık daha şöyle dönelim. Aynen. Şu tarafa doğru. Şöyle. metreyi geçtik Mavic Air'la. Mavic Air'la zaten ben daha öncesinde yani 4 kilometreleri falan görmüştüm. Bunda da öyle çok zorlamayacağım zaten, hani 4 kilometreleri 5 kilometreleri zorlamayacağım. Maksat aynı yolu bir de Mavic Air'la gidip geleyim. Maksat 2 drone'la da aynı mesafeyi gidip geleyim. Hani ikisinde de aynı mesafede ne tepkiler verdiğini kendiniz görün diye. Çünkü Mavic Air zaten mesafe konusunda yani çokça test edilmiş, kendini ispatlamış bir drone. Ben kendim bile daha öncesinde 4 kilometre civarında mesafeler yaptım. Yani 1 kilometreyi çok rahat bir şekilde geçtik zaten. %83 oranında bataryamız var.
Evet, 1600 metreyi çok rahat bir şekilde gördük. Arada bir ekran görüntüsü videosunda bir sıkıntı oldu. Evet arkadaşlar, ekran görüntüsü alırken bir iki ufak sıkıntı oldu da ona bir baktım. O arada biraz vakit kaybettim ama %66 şarjım var. 2 kilometreye gayet rahat bir şekilde geldim. Dediğim gibi Mavic Air'in range testi benim için çok çok önemli değil. Daha öncesinde çünkü 3 kilometre 4 kilometre mesafeler yaptım bu drone'la. Zaten dediğim gibi bu drone kendini mesafe testi konusunda gayet ispatlamış bir drone. Performansı zaten hepimiz tarafından biliniyor. Ben sadece aynı mesafeyi hani bir sadece aynı yerleri, aynı lokasyonu Mavic Air'le de bir kat edip geri dönmek istiyorum. Zorlamayacağım zaten. Yani Mavic Mini'de gördüğüm değerleri aynısını Mavic Air'de test ediyorum sadece. %63 şarjım kaldı. 2,2 kilometre mesafeye geldim. Drone şu an gayet iyi. Bir bağlantı kaybım yok. Sinyalim gayet iyi. Yani çok da fazla zorlamayacağım zaten dediğim gibi. %60 şarjım kaldı. %5, 2,6 çok rahat bir şekilde geldim. Yani 3 kilometreleri falan zorlar, rahat bir şekilde gider. %58 şarjım var. 2,7'ye geldik bile. %7 kilometre. Daha da fazla zorlamayacağım. Dediğim gibi Mavic Air zaten kendini ispatlamış bir drone. Arkadaşlar genel olarak Mavic Mini ile Mavic Air'in kıyaslamasını yapmaya çalıştım. Mesafe testlerini yapmaya çalıştım. Dediğim gibi Mavic Mini beni mesafe testinde yanıltmadı. 2,6-2,7 kilometre gibi bir mesafeyi çok rahat bir şekilde yaptım. Mavic Air'ı dediğim gibi zaten detaylı bir mesafe testi yapmayacaktım aslında. Sadece Mavic Mini'yi götürdüğüm lokasyonda onu da götürüp getirecektim. Nitekim de öyle yaptım videoda da. Çünkü Mavic Air zaten kendini ispatlamış bir drone bu konuda. Ben daha öncesinde söylediğim gibi 4 kilometre, 5 kilometre falan yollar yaptım. Hani o mesafeleri gittim. O konuda zaten beni yanıltacağını düşünmüyordum ki bu bataryayla gidip geldim. Mavic Mini mi alınır, Mavic Air mi alınır, Spark mı alınır? Aslında bu sizin gerçekten kendi kararınıza göre değişecek bir şey. Drone'dan ne bekliyorsunuz, ne istiyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz? O birazcık kararınıza göre değişecek. Mavic Mini benim için gayet yeterli bir drone. Beni açıkçası tatmin etti. Özellikle bugünkü mesafe testinde gayet güzel bir sonuç elde ettim. O yüzden ben Mavic Mini ile yoluma devam ederim bundan sonra. Dediğim gibi arkadaşlar, aklınıza takılan, unuttuğum, atladığım herhangi bir konu varsa, merak ettiğiniz bir konu varsa yorumlara bırakın. Elimden geldiği kadar hepsine cevap vermeye çalışacağım. Hala kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videomu paylaşmayı, beğenmeyi, dediğim gibi yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.